Su dolu bir su şişesi silah sayılabilir mi? Ankara'da bir kayınvalide eski damadına su şişesi fırlatınca hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı. Mahkeme su şişesinin silah saydığı, Yargıtay ise tam tersini söyledi. 500 mililitrelik bir su şişesi silah sayılabilir mi? Mantıksız çünkü silah aleti olarak sayılması. Bence de sayılmaz. Sayılır. Yani şiddete maruz bırakılan her şey sayılır bence. Kimi silah sayılabilir dedi, kimi karşı çıktı. Bahse konu olay başkentte yaşandı. Ankara'da bir kadın eski damadına işte tam da bunun gibi 500 mililitre ağırlığında bir su şişesi fırlattı. Hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı. Sonra da su şişesi silah sayılır mı, sayılmaz mı tartışması başladı. Yaraladıysa suç aleti olarak sayılabilir tabii. Tabii illaki zarar verir sonuçta ama mantıksız yani. Yerine göre sayılabilir, yerine göre sayılmayabilir. 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü dava. Önce sanığın yerden alıp mağdura fırlattığı pet şişenin silah sayılacağına hükmedildi. Hatta terlik bile, bir annenin evladına attığı terlik bile silah olarak sayılıyor. Hatta o evladı ona mahkemeye verse mahkemeye kazanır. Evet, canımızı acıtabilir. Orada gerçekten hani kasıtlı mı yoksa kendini korumak amacıyla insan o anda elinde ne varsa fırlatabilir. Dosya daha sonra 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi. Mahkeme tam tersi bir karar verdi. Pet şişe fırlatmanın tekme veya yumruğa göre üstünlük sağlamayacağı vurgulandı. İnsanı öldürebilecek kadar bir silah aleti olduğunu düşünmüyorum ama hani İnsanlık hali yaralayabilir, evet. Dolayısıyla yaralama olma ihtimali yüksek. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu son sözü söyledi, su şişesinin caydırıcı, korkutucu özelliğe sahip olmadığını vurguladı ve de kararı bozdu. Yani Yargıtay'a göre su şişesi silah olarak kabul edilemez. Bunu birine zarar vermek için atıldıysa sayılır sanırım. Yaralanmasa bile atılmaması lazım değil mi? Ben karşıyım öyle şiddete falan, değil mi?